Merhaba arkadaşlar, Kabza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Bazılarınız için çok gereksiz olabilir ama ihtiyacı olanlar için çok ve çok önemli bir bilgi olacaktır. Bunu ihtiyaç sahiplerine gönderiyorum. Onlar için hazırladım. Kışın evini kullanmayanların kombi ve petek sistemlerinde donma ihtimali var arkadaşlar. Bu donma ihtimalinden dolayı kombi, petekler böyle patlayabilir, çatlayabilir, su sızıntıları olabilir, ekstra masraflar çıkabilir. Bunu önlemenin iki tür yolu var. Bunları değineceğim size arkadaşlar. Kombi suyumuzu boşaltmamız gerekiyor. Veyahut da kombi suyumuza bir şey eklememiz lazım ki kombi suyumuz donmasın. Petek suyumuz donmasın. Ya suyun donmasını engelleyeceğiz ya da suyu boşaltacağız. İki seçeneğimiz var. Evet, burada kolektör kısmında size anlatmaya çalışayım. Biraz daha anlaşılır olması için. Genelde kombilerin şu özelliği var. Kombiler böyle 5 dereceye düştüğü zaman hava kendi kendini açabiliyor. Ama bir şartı var. Kombiyi muhakkak açık bırakmanız lazım. Evde doğal gazı açık bırakmanız lazım. Bu şartlar altında kombi su 5 dereceye düştüğü zaman kendini devreye getiriyor. 15 derecelere falan getiriyor ki donma olmasın. Bu şekilde donmayı engelliyor. Ama tabii bu her zaman işe yarar mı? Yaramayabilir. Çünkü elektrik girebilir. Kombi devre dışı kalabilir. Şayet mesela doğalgaz gidip gelirse o sırada doğalgaza muhakkak reset atmanız lazım. Reset atacak biri yoksa kombi devreye girmez. Bu tip riskleri var yani. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa muhakkak bu suyu bir halletmeniz lazım. Ya suyu boşaltacaksınız ya da başka bir işlem. Suyu boşaltmak için tahliye muslukları vardı arkadaşlar. Sizde tahliye musluğu yoksa herhangi bir peteğin banyodaki olabilir veyahut da başka bir yerde olabilir. Şuradaki tıpasını sökün yanındakini. Oradan suyunu akıtın. Sistemin suyu tamamen boşalsın. Ondan sonra kapatırsınız. Kombinizi de kapatır. Çeker gidersiniz. Geldiğiniz zaman hiçbir şey olmaz. İkinci seçenek. Tahliye musluğu yoktur veyahut da şartlara uygun değildir veyahut da beceremiyordur. Gerçi bu daha zor bir yöntem. İkinci yöntemi size göstermeye çalışacağım. İkinci yöntemde neler yapabilirsiniz? Evet, şimdi kombinin altında şöyle bir giriş var arkadaşlar. Veyahut da herhangi bir peteğin giriş kısmını üsttekini çıkarıp oradan da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse onu da yapabilirsiniz. Şuradaki tıpa var. Bu tıpayı çıkarttığınız zaman burada bir boşluk oluşuyor. Önce biraz suyunu boşaltmanız lazım. Sonra buraya su ekleyeceksiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bir tane huni olacak. Ondan sonra sisteme böyle 5-6 litre kadar yapabilirseniz yeterlidir bence. Bunun için de kullanıyoruz? Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir deterjan kullanacağız arkadaşlar. Niye bu deterjanı kullanacağım onu da söyleyeceğim size. Ama bu çamaşır makinesi deterjanı. Şu şekilde göstereyim ben size. Çamaşır makinesi deterjanı. Çamaşır makinesi deterjanı kullanacağız. Çünkü çamaşır makinesi deterjanı köpürmüyor arkadaşlar. Köpürmediği için sisteme ekleyebiliriz. Ha zararı var mı? %100 diyemem. Zararı yoktur veyahut da vardır. Onu bilemem arkadaşlar. Bu bir risktir. Ama muhtemelen bence bir şey olmaz. Çünkü daha önce ben bu deterjanlarla kombi temizliği falan da yapmıştım. Hiçbir sorun da yaşamadım. Bu köpük vermediği için herhangi bir köpük sorununa neden olmayacaktır. Mesela su 0 dereceye geldiği zaman donuyor. Ama bu olduğu zaman 20 derece, eksi 20 derecelerde falan anca donuyor. O da sert bir donuş değil. Şöyle yumuşak bir donuş. Yani herhangi bir şeye zarar vermiyor. Eksi 20 derecede bu deterjanlı su anca donuyor arkadaşlar. Bunun bilginiz olsun. Mesela bundan böyle dolduruyoruz. 5 litre kadar şuradan böyle koyuyoruz sürahiye. Böyle ayran gibi bir karışım yapıyoruz. Ben burada şey olmadığı için arkadaşlar görüyorsunuz. Daha kesinlikle şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, buna çamaşır makinesi deterjanı olduğu için kesinlikle köpürmüyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın köpürmüyor. Köpürmediği için sistem için bence güvenilirdir. Ama ben size kullanın veya da kullanmayın demiyorum. Zararlı da olabilir. Hiçbir zararı da olmayabilir. Evet, şimdi bunu hazırladık. Bir 5 litre kadar yoğun bir şekilde hazırlıyoruz. Ondan sonra nereye vereceğiz? Ben şu kısmı açacağız. Şurayı açacağız. Buradan şöyle huniyi de buradan vereceğiz. Şuradan içeri vereceğiz işte. Ha, şurayı açtığınız zaman buradan içeri vereceğiz. Sistemin içine. Daha sonra suyunu vereceğiz. Kombiyi çalıştıracağız. Bir süre dönecek. Bütün sistemin içine bu deterjanlı su gidecek. Ondan sonra kombimiz Allah'ın izniyle daha donmayacak. Bu
şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.